Değerli Muğla TV izleyicileri, bugün Muğlalı halkımızla Menteşe Belediyesi'nin çalışmalarını beğeniyor musunuz? Ve yerel seçimlerde Sayın Belediye Başkanımız Bahattin Gümüş tekrar adaylığını koyarsa oy verir misiniz diye soruyoruz. Bakalım Muğlalı halkımızın düşünceleri nelerdir? Hadi gidelim. Menteşe Belediyesi'nin çalışmalarını beğeniyor musunuz? Valla ben yani 2008'den beri Menteşe'de ikamet ediyorum. Yani Osman Bey'den de, Bahattin Bey'den de hem ben hem de Menteş halkı memnun değiliz. Artık yani parti değişmiyorsa bile partinin bu iki ismi değiştirmesi gerektiğine inanıyorum. Belediyenin çalışmalarında eksik gördüğünüz bir nokta var mı? Yani sürekli bir yeniden yapılaşma hali var ama yapılanın hiçbir şekilde göz görmüyor. Mesela şurası yapıldı, bu Kurşunlu Camii'nin önü, ama ne yaptığını bilmiyorum. Eski haline benzetmişler yeni ama dünyanın parasını harcadılar. Bu para niye böyle gitti? Hiçbir fikrim yok benim yani. Ben bu konuda rahatsızım. Yani demiyorum ki insanlar başka partilere oy versin. Ama Bahattin Gümüş değilsin, Osman Gür'ün değilsin istiyorum. Peki yerel seçimlerde Sayın Başkanımız Bahattin Gümüş tekrar aday olursa oy verir misiniz? Tabii ki hayır. Menteşe Belediyesi'nin çalışmalarını beğeniyor musunuz? Evet, beğeniyorum. Peki şu olsa daha iyi olurdu dediğiniz bir nokta var mı? Ben Menteşe'de oturuyorum. Orada ATM'miz yok para çekmek için. Bir de pazar yok. Onu rica ettik. En kısa zamanda yapılacağını söylediler. Biz buraya geleli 5 yıl oldu. Henüz yapılmadı. Bir tek bundan şeyim yani. Diğerlerinden, yönlerinden çok memnunuz. Park, peki, yeşillik, bahçeleri, kafeler, onlar güzel. Peki Menteşe Belediye Başkanımız Sayın Bahattin Gümüş yerel seçimlerde tekrar adaylığını gösterirse oy verir misiniz? Veririm. Menteşe Belediyesi'nin çalışmalarını beğeniyor musunuz? Beğeniyorum. Peki yerel seçimlerde Sayın Başkanımız Bahattin Gümüş tekrar adaylığını gösterirse oy verir misiniz? 10 tane oyum olsa 10 doğum. Peki eksik gördüğünüz belediyenin çalışmasında herhangi bir nokta var mıdır? Şu olsa daha iyi olur dediğiniz bir şey. Valla şu anlık sadece Menteşe şu çay ocaklarının daha yemekhane olarak açılmasını istiyoruz. Menteşe Belediyesi'nin çalışmalarını beğeniyor musunuz? Şimdi sadece yerel yönetim diyeyim ben ona. Menteşe Belediyesi mi söylemem lazım özellikle? Yerelde yaşadığıma göre ikisini de kapsıyor demektir. Şimdi yerel yönetimleri niye seçer halk? Halk nasıl bir ilde, ilçede yaşayacağına kendi karar verir ve bunu yerel yönetimlere bildirir yani. Ona göre yerel yönetimler de halkla beraber yönetim şeklini değiştirmesi lazımdır bana göre. Yani birçok eksiklikler var. Tabii birçok yaptıkları işler de var. O eksiklikleri tamamlamak onların işi. Çünkü seçilen onlar. Onları da seçen biziz. Biz seçtiğimize göre tabii ki birçok isteğimiz olacak onlarda. Onlar da bunu yapmak zorundalar. Belediye kanunu, yerel yönetim böyle bir şeydir. Peki yerel seçimlerde Sayın Başkanımız Bahattin Gümüş aday olursa tekrar oy verir misiniz? Aday olacak mıymış? Bilemem. Olsun, ondan sonra düşünürüz. Menteşe Belediyesi'nin çalışmalarından memnun musunuz? Vallahi geçen sene ben geldim. Ben yabancıyım. Çok temizdi. Bu sene temiz değil. Nereden geliyorsunuz? Ben Kırşehir'den. Her yaz mı geliyorsunuz yoksa burada mı yaşıyorsunuz? Burada yaşamıyorum. Kızım var, ona geldim. Muğla'yı şu an geçen sene göre daha pis görüyorsunuz. Evet. De içkiciler çok. Masada vallahi. Bak onu söyleyeyim. Çok, onlar çok şikayet ediyor. Affedersin, Atatürk'e gelin oraya içiyorlar. Zabıda ne gelmiyor? Söyleyeyim, niye söylemeyeyim ya? Özgürlük var ülkede, öyle değil mi? İstediğinizi söyleyebilirsiniz. Tabii canım, niye söylemeyeyim? Yatıyor da affedersin eşek gibi uzanmış. Saygı yok, saygı yok. Vallahi geçen bundan iyiydi. Menteşe Belediyesi'nin çalışmalarını beğeniyor musun? Öncelikle Yeşilin ve Mavi'nin ve Sayın Başkent Rize'den herkese selamlar. Merhaba uşaklar. Menteşe'nin çalışmalarını beğenmiyorum. Her yer kasis. Her yer çukur. Olmuyor yani, hoşuma gitmiyor. Su kesintisi falan. Belediyenin çalışmasında eksik gördüğün noktalar neler? Belediyenin çalışmasında eksik gördüğüm çok nokta var. İnsanlar mutsuz. Demek ki bu şehirde bir çalışma yok. Olsaydı herkes mutlu olurdu. Bu kadar yani. Yerel seçimlerde Sayın Başkanımız Bahattin Gümüş tekrar adaylığını gösterirse oy verir misiniz? Oy vermem. Ben gıcığım. Bilmiyorum, sıkıldım yani. Yeni genç dinamik arkadaşların gelmesi lazım. Ben vermem herhalde. Menteşe Belediyesi'nin çalışmalarını beğeniyor musunuz? Menteşe Belediyesi'nin çalışmalarını beğeniyor musunuz? Çok güzel soru. Menteşe Belediyesi, ben Muğla Yeşilyurt Pisili'yim. Eski adı Pisili, yeni adı Yeşilyurt. Ve gerçekten Büyükşehir'in yüzünden
bakım sıfır. Mezarlıklar, keza buyurun gelin bir gün çekim yapalım. Mezarlıklar adım atacak gibi değil. Yani arı sokaklar, kirliler. 50 kere defalarca söyledim. Kanalizasyon yok, yeşil rota sıfır. Bunun dışında yani yapılması gereken çok şeyler var. Yapmıyorlar, hizmet yapıyoruz dediler. Hala yok abi. Yani bunlar yani kişiler olarak Bahattin Gümüş tamam seviyoruz ama biraz hizmet. Nereden kaynaklanıyor bu iş? Osman Gölü'nden, Büyükşehir'den. Bunların yapılması lazım lütfen. Bunlar dili getirin abi. Peki yerel seçimlerde Menteşe Belediye Başkanımız Sayın Bahattin Gümüş tekrar aday olursa oy verir misiniz? Valla kişilerini düşünürüz yani şu ama hizmet istiyoruz. Hizmet olmayınca biraz opsiyonlu oluyor bu işler. Menteşe Belediyesi'nin çalışmalarını beğeniyor musunuz? Bahattin Gümüş için 10 numara çalışmamız devamlı. Arkasında da destekleyeceğim. Ben Bayır doğumlu, 1953 doğumlu. Adım da Mehmet Ali Çolak. Ben CHP'liyim. AK Partili değilim. Peki yerel seçimlerde Sayın Başkanımız Bahattin Gümüş tekrar aday olursa oy verir misiniz? Evet. Yine de arkasındayım. Menteşe Belediyesi'nin çalışmalarını beğeniyor musunuz? Hayır. Peki köyde oturayım, hiç köyde hizmet görmüyorum. Belediyenin çalışmalarında eksik gördüğünüz noktalar nelerdi? O beni bekler. Ben hizmet görmüyorum yani. Ben burada sokaklar gene öylesine pislik içinde. Yani onlara da böyle sigara izmaritinden geçilmiyor. Çocukluğumda Muğla başka, şimdiki Muğla başka ya. Çocukluğumda İsmet İnönü bile saçaklarından, evlerinden saçaklarına kadar temiz Muğlalılar diye hitap ederdim. Ben onu göremiyorum. İzmarit dolu her yer. Topluyorum, yani köyü mümkünü topluyorum, bir kenara koyuyorum, dolu. Sonra o şeyler, ben geçen sene, iki sene su bastı evimi. Nereden, niye bastı bunlar? O pet şişeler, bilmem ne, o obru tıkadı, bilmem ne. Geleceğiz dediler, yok o da yok. O da yok yani. Peki yerel seçimlerde Menteşe Belediye Başkanımız Sayın Bahattin Gümüş tekrar aday olursa oy verir misiniz? Vallahi bilmiyorum yani, daha henüz adaylar belli değil. Belli olsun bakayım, görürüz yani hangisi üstünse ona veririz yani. Hangisinden hizmet bekliyorsa. Menteşe Belediyesi'nin çalışmalarını beğeniyor musunuz? Beğeniyorum, memnunuz. Peki yerel seçimlerde Sayın Başkanımız Bahattin Gümüş tekrar aday olsa oy verir misiniz? Veririz, hiç tereddütsüz veririz yani. Menteşe Belediyesi'nin çalışmalarını beğeniyor musunuz? Şimdi gelmiş geçmiş belediye başkanlarımızın içerisinde yani şimdiye kadar yapılan hizmetlerin karşısında Bahattin Bey olsun, Sayın Osman Gür'ün belediye başkanı, Büyükşehir belediye başkanı, yani çalışmalarından çok çok memnunuz yani. Yani şimdiye kadar gelmiş geçmiş bütün belediye başkanların içerisindeki geçmiş dönemlerdeki belediye başkanlarında mesela çalışan işçi ikramiyesini alamıyordu, maaşını alamıyordu, efendim Muğla ilimiz çevre ve ilçe, il ve ilçelerinde temizlikçileri sorunluydu. Ama şu anda Büyükşehir Belediye Başkanı olsun, efendim Menteşe Belediye Başkanımız olsun. Yani bunlardan biz çok çok memnunuz yani. Her şey zamanla halloluyor yani, temizleniyor. Şehrimiz mis gibi, temiz hava. Yani işlerinden çok çok memnunuz yani. Peki yerel seçimlerde Sayın Başkanımız Bahattin Gümüş tekrar aday olursa oy verir misiniz? Şimdi ben kendim CHP'liyim yıllardan beri. Ben kendim köy hizmetlerine emekliyim. Tabii ki Bahattin Bey'e adayı göstereceğiz yani. Uğraşacağız yani, Allah izin verirse. Değerli Muğla TV izleyicileri, bugün Mikrofon Sende programında halkımızla yerel yönetim hakkında konuştuk. Onlara Sayın Belediye Başkanımız Bahattin Gümüş'ü tekrar aday olarak görmek ister misiniz? Aday olursa oy verir misiniz diye sorduk. İyi seyirler.